Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Ayşenur İslam'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, sevgili çocuklarım, hepiniz hoş geldiniz efendim. Hepimiz biliyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, genel yönetimlerimizin, STK'larımızın varlık sebebi aslında ülkemizin, toplumumuzun rahatını, refahını, mutluluğunu sağlamak, tesis etmek. Toplumumuzun geleceği olan çocuklarımıza karşı elbette hepimizin çok ciddi sorumluluklarımız var. Onların korunması, bakımı, ahlaki değerlere sahip, yüksek donanımlı, bilgiye, teknolojiye dair donanım sahibi, meslek sahibi insanlar olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğunda. Hepimiz biliyoruz ki çocukları mutlu olmayan bir toplumun mutlu olması mümkün değil. Herhangi bir sebeple aile eğer temel fonksiyonlarını kaybetmişse, yerine getiremiyorsa, ailede bir sorun varsa bundan en fazla etkilenen kesim ne yazık ki çocuklarımız oluyor. Bu durumda çocukların ailenin sorumluluğunu yerine getirmediği durumlarda, çocukların etkilendiği durumlarda devreye sosyal politikaları en iyi biçimde uygulamayı kendisine şiar edilmiş olan devletimiz giriyor. Biz devletin çocuklarımızı korumak ve bakmakla görevlendirdiği müessesesi olarak bu noktada devreye giriyoruz. Bu çok ağır bir görev. Ağır sorumluluklar yüklendiğimiz bir görev. Bunu layıkıyla yerine getirebilmek bizim hem kanuni sorumluluğumuz, hem vicdani sorumluluğumuz, hem dini, hem bireysel sorumluluğumuz. Onun için bu sorumluluğu yerine getirebilmek için tüm arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, devletin koruma bakımı altına alınan çocuklarımıza aile odaklı bir bakış açısıyla hizmet sunmaya çalışıyoruz. Gün günden, bir yıl sonra, bir yıl öncesinden daha iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Aile ortamına yakın, aile ortamı benzeri kurumlarda, kuruluşlarda çocuklarımızı bakıyoruz, gözetiyoruz, eğitiyoruz, yarınlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun çok güzel geri dönüşlerini alıyoruz. Sadece iki rakamdan söz etmek isterim. Bu yıl bizim kuruluşlarımızda bakımımız altında bulunan çocuklarımızın üniversiteye giriş oranı %67. Lise başarılı. Lise başarı oranları ise %93. Sistemimizi giderek daha iyiye doğru evirdiğimizi gösteren bir sonuç. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağız. Çocuklarımızı elbette sadece koruyup bakmakla, eğitimlerine yardım etmekle kalmıyoruz. Onlar reşit olduktan sonraki hayatlarında da mimandarlık yapmak, onları sahipsiz bırakmamak bizim görevlerimiz arasında. Çocukların iyilik halinin sürdürülebilirliği açısından onların iş sahibi olmaları son derece önemli. İşte bugün buradaki toplantıda çocuklarımızın reşit olduktan sonraki hayatlarında birer iş sahibi olabilmeleri için güzel bir adım atıyoruz. Biraz önce arkadaşımız izah etti. Yeni uygulamamızla, bu yıl çıkardığımız kanunla çocuklarımızın artık atama şartı taşıyan, bütün şartlarını taşıyan bütün çocuklarımızın artık beklemeksizin atamalarını tek bireyden ve reysen yapmak kararı aldık. Bu inşallah
daha önceki yıllarda meydana gelen beklemeleri ortadan kaldıracak. Bugüne kadar iş bulma konusunda bekleyen çocuklarımızı da 2 yıl içerisinde inşallah işlerine yerleştirmiş olacağız. Ancak benim değerli evlatlarımdan bir ricam var. O şu. Birincisi, atama süreçlerini çok iyi takip etmelerini rica ediyorum kendilerinden. Onlara düşen bir takım vazifeler var bu süreçlerin başarıya ulaşabilmesi için. Kendileri biliyorlar ne olduğunu. Mesela KPSS sınavına girmezseniz şayet atama zinciri içerisine giremiyorsunuz. Bu süreci sizin takip etmeniz lazım. Çünkü bu sizin istikbaliniz. Bunu mutlaka çok iyi bir biçimde takip etmeniz lazım. Kendinize düşen iş ve işlemleri de zamanında yerine getirmeniz lazım. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Bunu kendilerinden hasreten rica ediyorum evlatlarımızı. Bir diğer ve daha önemli ricam ise şu, nasıl olsa bir istihdam hakkımız var. Nasıl olsa reşit olduktan sonra devletimiz bizi uygun bir yere atayacak garantisi ile eğitiminizi ihmal etmeyin. Çünkü bugün burada da göreceksiniz, bizim sizler için hazırladığımız atama zincirinde bile nasıl bir eğitim aldığımızın önemi var. Birinci öncelikli atananlar lisans mezunları, ondan sonra öncelik sahibi olanlar ön lisans mezunları, ondan sonra da ortaokul ve lise mezunları. Demek ki kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar öncelikli olacaksınız. Biz devlet olarak sizlere eğitiminizi en iyi derecede tamamlayabilmeniz için bütün imkanları seferber ediyoruz. Sizden beklediğimiz bu imkanları bir hakkın kullanmanız, çalışkan, istikbalini gözeten, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmanız. Sayın Başbakanım, bu çok mutlu bir gün bizim için, evlatlarımız için. Bu mutlu günümüze iştirak ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sıcak ilginizi, desteğinizi, sonsuz merhametinizi her zaman yanımızda bulduk. Bunlar için size çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın fedakar çalışanlarına, çocuklarımıza bir anne, bir baba gibi kol kanat geren değerli mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Devlet Personel Başkanlığı'na bütün bu atama işlemlerini tereyağından kıl çeker gibi düzgün bir şekilde gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve genç kardeşlerime yeni işlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Onlara mutlu, güzel geleceğini diliyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik'in kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Başbakanım, değerli bakan arkadaşlarım, değerli konuklar, sevgili gençler, sosyal hizmetler kanunu kapsamında eski ifadeyle yetiştirme yurtlarında yetişen gençlerimizin ataması vesilesiyle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, insanın çok ama insanlığın kıt olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bir insan yetiştir, dünyayı değiştir anlayışıyla geleceğe yürümek istiyoruz, geleceğe yürüyoruz. Biz dünyaya ve yaşanan olaylara çıkar odaklı değil, insan merkezli bakıyoruz. Kötü mazide, gözü atide olan nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bize göre sosyal devlet Ankara'da çakılıp kalan devlet değil. Aksine
77 milyona kol kanat gelen, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara el uzatan ve kimsesizlerin kimsesi olan devlettir. Bu anlayış çerçevesinde bugüne kadar kamuya pek çok atamalar gerçekleştirdik. Özellikle Sayın Başbakanım, göreve başladığınızdan bugüne sosyal devlet olmanın gereği olarak verdiğiniz talimatları yerine getirme gayreti içerisinde olduğunuzu burada ifade etmek istiyorum. Onun için bu salonu dolduran bütün gençler adına sizin bu duyarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. 12 yılda 16.474 şehit yakını ve gazimizin istihdamını gerçekleştirdik. 12 yılda 32.301 engelli kardeşimizin istihdamını gerçekleştirdik. Ve yine bu 12 yıl içerisinde sizler de dahil 16.792 siz değerli gencimizi kamuya yerleştirme onurunu ve gururunu taşıdığımızı burada ifade etmek istiyorum. Toplam olarak bakacak olursak 12 yılda 458 bini öğretmen olmak üzere 1.440.000 kişi kamuya yerleştirilmiş bulunmaktadır. Ve bu yerleştirmelerden en önemlisini bugün icra ediyoruz, bugün yerine getiriyoruz. Sayın Başbakanım, sizlerin katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı atama töreninin bütün gençlerimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2.375 gencimiz bugün işe başlayacak. Az önce çok değerli bakanım ikaz ettiler. Son derece yerinde ifadelerle gençlerimizin KPSS'ye girme, yani kamu personel sınavına girmeyi ihmal etmemelerini ben de bu vesileyle burada bir kez daha ifade ediyorum. Bu sosyal devlet olmanın gereği gerçekleştirdiğimiz bu atamaların inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceği temennisiyle birlikte son derece önemli projelere imza attığımız Aile Sosyal Politikalar Bakanımız ve Bakanlığına, tüm personelimize, devlet personel başkanlarımıza ve bu anlamlı atamaların gerçekleşmesinin gerçek mimarı olan Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Önce insan diye, insanı merkeze alan bir anlayışla aziz milletimizden aldığı güçle çalışan Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Bugün hayatlarında güzel bir başlangıcı adım atacak olan çok değerli gençler, saygıdeğer konuklar. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Birçok önemli toplantıda birçok yeni başlangıçlara şahitlik ettik. Ama emin olun, 4 ayı aşan başbakanlığım döneminde katıldığım en anlamlı tören bu törendir. Çünkü bu tören insani, ahlaki, sosyal ve devlet sorumluluğu itibariyle taşımakta olduğumuz ağır sorumluluğu ve siyaset felsefemizi doğrudan yansıtan noktadır. Öncelikle insani ve ahlaki boyut. Siyasetin, iktisadın, kültürün, eğitimin, hayatın her safhasında, her alandaki bütün faaliyetlerin esası insandır. İnsan eşref-i mahlukattır. Ve eşref-i mahlukat olma özelliğiyle her şeyin en güzeline layık, her gelişmenin, her zorluğu aşma yönündeki her çabanın en derinine layık bir varlıktır. Bu çerçevede bugün
gençlerimizle kaderin bir cilvesi olarak ellerinde olmayan sebeplerle diğer yaşıtlarından, benzer arkadaşlarından farklı bir hayat çizgisine sahip olan gençlerimizle birlikte bu insani boyutu yaşıyoruz. Bu en büyük ahlaki sorumluluktur. Bütün gençlerimiz, hangi geçmişten gelmiş olurlarsa olsunlar, hangi zorluklarla hayatın çilesini çekmiş olurlarsa olsunlar, bizim nezdimizde eşittirler ve eşit muamele göreceklerdir. Bu tören bu anlamıyla insani boyutu olan bir tören. İnsani boyutu olan bir oluşum. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürü bir kez daha borç buldum. Yine sosyal boyutu olan bir güzel girişim. Çünkü nihayet sosyal hayatta gençlerimizin büyük zorlukları aşarak en kısa sürede ve en doğru yöntemlerle hayata kazandırılması sosyal barış açısından büyük bir önem taşıyor. Birçoğumuz belki fark etmiyoruz. Belki gençlerimizle karşı karşıya geldiğimizde bunların istisnai olgular olduğunu düşünüyoruz. Hayır, sosyal hayat içinde bütün gençlerimiz, bahsi geçen zorlukların karşı karşıya kalma gerekçelerinin ne olursa olsun sosyal hayatımızın ve geleceğimizin teminatlarıdır. Bu açıdan toplumumuzun her kesimini bu gençlerimize sahip çıkma noktasında toplumsal duyarlılığı artırmaya çağırıyorum. Yine devlet sorumluluğu itibarıyla. Devlet, ol devlet, devlettir ki vatandaşlarına şefkat, merhamet ve kudret ile bakabilsin. Şefkatin ve kudretin birleşmediği bir devlet, şefkatin ve kudretin buluşmadığı bir siyaset anlayışı meşru olamaz. Devlet, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye cihan devletinin temelini oluşturan şiarı her gün tekrar ediyoruz. Aslında insanı yaşatmak şefkat görür, merhamet görür. Ama sadece şefkatle ve merhametle yetmez, kudret görür. Eğer bir devlet şefkat ve merhamet sahibi ama kudret sahibi değilse acizleşir. Eğer bir devlet kudret sahibi olup da şefkat ve merhametini yitirirse tiranlaşır, zorbalaşır. İşte çevremizde birçok ülkede gördüğümüz tablolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bizim devlet geleneğimizin en önemli vasfı şefkatle kudreti birleştirmiş olmasıdır. Evet, şefkatliyiz ve gururla bugün bu tören vesilesiyle bütün toplumumuza 77 milyona seslenerek diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şefkat devletidir. Her bir vatandaşına şefkat eli uzanmaktadır, uzanacaktır. Ve bir kudret devletidir. Eğer ekonomik krizler içindeyseniz, eğer kudretiniz yoksa, sadece şefkatiniz varsa, her gün belki bu gençlerimiz ve benzer zorluklarla karşılaşan o aziz vatandaşlarımız konusunda acı ızdırap hissedersiniz ama çözüm bulamazsınız. Son 12 yıldır kudretli bir devletin gereği olarak bütün vatandaşlarımıza ulaştığımız gibi kimsesiz kardeşlerimize sosyal hayatta bir şekilde zorluklarla karşılaşıp koruma ihtiyacı olduğu halde bu korumayı görememiş kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ulaşmayı bir görev verdik. Ben il ziyaretlerimin birçoğunda mutlaka yurtlarımıza gider, oradaki gençlerimizle buluşurum. Burada gördüğüm tablo, o gençlerimizin devletin kudretini, şefkatini yanlarında hissettiğinde nasıl geleceğe özgüven içinde baktıklarıdır. Elhamdülillah krizleri aşmış olan, artık borç talep etmek durumunda kalmayıp sadece kendi gençlerine değil, Somali gençlere de, Afrika'nın birçok kesimindeki zor şartlardaki gençlere de, Afganistan'a da, Balkanlara da dağıttığı burslarla sahip çıkmak kudretinde bir devlet var. Onun için bizim bütün istatistiklere bu yansıdı. Şu anda yeni meclisimizden geçmiş olan bütçemizde sosyal harcamaların toplamı 33 milyar Türk lirası. 2002'de gayri safi milli hasılaya oran sosyal harcamalarda %0.5 iken şimdi %1.5 ve bu oran gittikçe artıyor ve artacak. Sosyal harcamalar 2002'den bu yana 20 misli arttı. Bunların bir kısmını değerli bakanlarımız ifade etti. Tekrar uygulamaya ihtiyaç hissetmiyor. Ama
gerek engelli atamaları, gerek şehit ve gazi yakınlarının atamalarında ki birlikte olduk yine, rakamlar o derece üst düzeye çıkarıldı ki bu kardeşlerimizin devletin elini, hem şefkat hem kudret elini yanlarında görmeleri, üstlerinde hissetmeleri imkana hasıl oldu. Bir kez daha bu atamaları planlayan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımıza da, çalışanlarına da minnetlerimi ifade ediyorum. Ayrıca bu gençlerimizin hayatlarının her aşamasında onlara merhamet ve şefkat gösteren her bir vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Aileye dönüş, aileye dönüş ve aile yanında destek programı, koruyucu aile programı, gönüllü elçiler programı gibi birçok programla bu gençlerimize, bu çocuklarımıza ulaştık, ulaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu vesileyle 3 mesajı da iletmek istiyorum. Öncelikle gençlerimize, bugün atanacak olan gençlerimize ve devlet şefkati ve kudretiyle yurtlarda, değişik programlarda bulunan, kimsesiz olarak adlandırılan gençlerimize sesleniyorum. Siz kimsesiz değilsiniz. Sizin kimseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Başta ben olmak üzere bütün devlet kademeleri sizin kimseniz olmak için gece gündüz çalışacaktır. Tek bir çocuğumuzun, tek bir gencimizin dahi kendisini sahipsiz hissetmesi, kendisini kimsesiz hissetmesine tahammülümüz yoktur. Özgüvendeyiz daim olsun. Başınızı dik tutun. Siz eğer bazı zorluklarla karşılaşmışsanız bu sizin elinizden veya sizin kudretiniz içinde olan bir hususla ilgili değildir. Ben de annemi 4 yaşında kaybettim. Eğer babamın dirayeti, şefkati ve beni büyüten ikinci annemin merhameti olmamış olsaydı belki ben de sizlerin aranızda olacaktım. Hiç kimse kendi kaderini tayin edemez. Dolayısıyla sakın ola ki bu zorluklar dolayısıyla kendinizi suçlamayın. Sizin bu zorluklar sebebiyle hiçbir eksiğiniz, kabahatiniz yoktur ve başınızı önünüze eğmeniz gereken hiçbir gerekçe yok. Onun için başınızı dik tutun. Bu atamalar sonrasında göreve başladığınızda sizinle aynı odada, aynı makamda çalışanlarla sizler arasında bir fark yoktur. Çalışmalarınızı, faaliyetlerinizi yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşları olma yanında pozitif ayrımcılığı hak eden kişiler olarak her türlü görüşünüzü, kanaatinizi, talebinizi iletmekte tereddüt etmeyin. Bizim vazifemiz sizlere ulaşmaktır. Sizlere destek olmaktır. Burada bir eğitimci olarak da biraz önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın vurguladığı hususu teyiden sizlere ve diğer koruma altındaki daha genç yaştaki çocuk yaştaki kardeşlerime hitaben söylüyorum. Eğitime önem veriniz. Birçok yurdu ziyaret ettiğimde maalesef bu konuda motivasyonun istediğinden ölçüde olmayabileceğini görüyorum. Çünkü nihayet birçok faaliyet şahsi motivasyonla ve çevre etkisiyle taçlanır. Bu konudaki zorluklarınızın olabilecek psikolojik bazı zorlukların farkındayız. Ama ne olursa olsun sizlerin arasından çok büyük bilim adamlarının, devlet adamlarının, sizlerin arasından sanatkarların çıkacağına ben kesinlikle inanıyorum. Biraz önce bu salona girmeden önce ziyaret ettiğimiz sergide değişik yurtlarımızda yapılan sanat eserlerini gördüğümde ne ince, ne zarif bir ruh dünyasına sahip bu gençlerimizdir. Başınızı dik tutun. İmkanlarınızı, kabiliyetlerinizi en iyi şekilde değerlendirin ve herkese gösterin ki kendine güvenen bir insanın aşamayacağı engel yoktur. Yeter ki her şeyimizi kaybedebiliriz ama özgüvenimizi kaybetmemeliyiz. Özgüveniniz olduğu zaman sizin kendi hayatınızı belirleme kudretiniz kadar sosyal çevrede hak ettiğiniz yeri alma ve devlet kademesinde de en üst düzeylerde görev alma imkanınız olacaktır. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza da bu konuda duyarlı olan sosyal ve sivil toplum kesimlerimize de seslenmek istiyorum. Bu mesele tabii ki devletin kudret ve şefkatiyle ilgilidir.
Ama devletin kudret ve şefkati dışında sosyal barışı temin edecek olan en önemli maya, sosyal hayatta ortak değerler üzerinde yükselen sosyal merhamet duygusudur. Yine koruyucu aile, gönüllü elçi konumundaki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birkaç ziyaretimde, bir tanesi Mersin'de, bir aileye gittiğimde bir koruyucu aileye, kendi evlatlarıyla sahip oldukları ve Allah'ın bir lütfu olarak onlara iletilmiş olan o güzel evlat çocukları arasında hiçbir ayrım yapmamış olduğunu gördüğümde çok büyük bir mutluluk hissettim. İnsanlığın kıymeti kendi evladına gösterdiği sevgiyle ölçülmez. Kendi evladınıza göstereceğiniz sevgi zaten duanızda gelen ve olmazsa olmaz bir hususiyettir. Esas merhamet, esas şefkat sosyal hayatta bu tür zorluklarla karşılaşmış olan diğer çocuklarımıza kendi çocuğumuz gibi muamele etmekten kaynaklanır. Bütün vatandaşlarımızın bu programlarda yer almasını, koruyucu aile gönül elçileri olarak mutlaka kendi çocuklarıyla birlikte değerlendirdikleri bu gençlerimize sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Bu konuda çağrıda bulunuyorum. Mümkün olduğu kadar her bir aile bu şekilde bir kardeşimizi sahiplense aslında toprağa öylesine bir tohum atılmış olur ki bu tohum büyür, büyür, çınar olur ve o aileyi de diğer aileleri de kuşatacak bir merhamet timsali haline dönüşür. Burada iki gün önce Makedonya'da bana tevdi edilen güzel bir hediyeyi naklederek onlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Makedonya Türkiye Ticaret Odası üyeleri toplantınızda bir hediye takdimi söz konusu olduğunda Türkiye'de hediye yerine fidan demiştiniz Sayın Başbakanım dediler. Ama biz burada fidanın da ötesine geçerek her bir iş adamı için bir yetim bursu Makedonya'daki kardeşlerimize verdik dediler. 30 yetim bursunu ilan ettiler. Ben de 30'un 50 olmasını rica ettim, onu da kabul ettiler. Ve orada da söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri yurt dışında yetimhane açılmasına büyük önem verilmiş. Tanzanya'da bundan birkaç yıl önce gittiğimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarla, TİKA imkanlarıyla açılan bir yetimhaneyi ziyaret etmiştim. Herkesin gözlerindeki o ışıltıyı görmesini isterdim. Dünyada hiçbir şey, bir tek yetimin ışıltılı gözünden daha derin ve daha güzel değildir. Hazreti Peygamberimiz onun için yetim, yetim, yetim demiştir. Kendisi de yetimdi, öksüzdü. Yine kardeşlerimize seslenerek diyorum. Siz yetim ve öksüz bir peygamberin yolundasınız. Dolayısıyla hiçbir zaman özgüveninizi kaybetmeyin. Yine bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkmak, kimsesizlere sahip çıkmak konusunda lütfen sağınıza solunuza bakmayın. Kendi kalbinizden gelen sesle bayramlarda, özel günlerde onlara sahip çıkma yanında hayatları boyunca karşılaşacakları güçlüklerde yanlarında olmak için gönül elçileri, koruyucu aile kavramını genişletelim ve hediyeleşirken bir fidan yanında bir yetim bakmaya konusunda da hediye kavramımızı geliştirelim. En güzel hediye bir yetimin başını okşamaktır. Ona merhamet göstermektir. Ona muhabbetle bakmaktır. Ona yalnızlığını unutturmaktır. Ona kimsesizliğini unutturmaktır. İnşallah bütün bu kültürün sosyal hayatın her katmanına yayılacağına inanıyorum. Ve buradan son olarak devlet kademesindeki bütün arkadaşlarıma, bütün memurlarımıza, bu yurtlarda görev alan kardeşlerimize sesleniyorum. Bütün memuriyet hizmeti, devlet hizmeti bağlamında önemlidir, kutsaldır. Ama hiçbir memuriyet insani öz bakımından bu çocuklarımızla, gençlerimizle ilgilenmek kadar kutsal ve ulvi değildir. Bunu bir memur mantığıyla da yapmayın. Memur mantığı yanlış olduğu için söylemiyorum. Bunu insani özünüze dayanarak yapın. Gece gündüz zor şartlarda kendi evladınıza gösterdiğiniz merhameti bu çocuklarımıza gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama daha fazlasını yapmak durumundayız. Başlarını okşamak, bağrımıza basmak, ellerini tutmak, gözlerinin içine bakarak dilinizle değil, gözünüzle biz sizi seviyoruz
demek durumundasınız. İşte o zaman muhatabınız olan o çocuk, o genç kimsesizliğini, yalnızlığını unutacak. Ve devletin bütün şefkatini yanında görecek. Biz rutin bir devlet görevi olarak düşünmüyoruz, görmüyoruz bu vazifeleri. Ulvi bir görev, insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hepinizin bu bilinçle davranacağınıza eminim. Ayrıca burada her iki bakanımıza da biraz önce de konuştuk, bir talimatımı daha netleştirmek istiyorum. 10 ile 22 arasında bu kura için müracaatlar yapıldı. 2375 kardeşimiz, vatandaşımız müracaat etti. Şimdi onların atamasını yapıyoruz. Ama bunun daha sayının daha fazla olduğunu biliyoruz. Onun için Nisan ayına kadar inşallah yeniden bir alım yapacağız. Bir müracaat takvimi ilan edelim. Nisan ayında da, en geç Nisan ayında inşallah çok daha fazla sayıda gencimizi mutlaka bu görevlendirmelerle, bu kurallarla hayatla barışık bir şekilde hayata özgür nazimlerini sağlayacağız. Çünkü mesele bir genci, belki bir çocuğu, bir bebeği 40 günlükken aylıklarla hesaplanarak 5 aylıkken 3 yaşında alıp 18 yaşına getirmek değil. Eğer onları 18 yaşında da bir hayata, yeni bir hayata başlatamıyorsak, sahipsiz bir şekilde bırakıyorsak, işte o zaman vazifemizi yapmamış oluruz. Hedefimiz bütün gençlerimizin iş sahibi olmasıdır. Burada iş adamlarımıza sosyal sorumluluk gereği onlara da sesleniyorum. Ne olur devletle birlikte el ele bu iş imkanlarını genişletelim. Hiçbir gencimiz bu gerekçeyle sahipsiz ve kimsesiz kalmasın. İnşallah devlet ve özel sektör imkanlarıyla bu atamalar bütün toplum kesimine ve her yere yayılacak. İşsiz hiçbir gencimiz kalmayacak. Bu duygularla bir kez daha gençlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Onlara destek sağlayan bütün memurlarımıza, sosyal hayat içinde koruyucu aile gönüllü elçi görevi yapan vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bir kez daha söylüyorum, siz kimsesiz değilsiniz, sizin kimseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kuvvetli ve şefkatli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı güzel bir başlangıç için ya Allah bismillah. Ataması olanlara görevlerinde başarılar diliyoruz. Güçlü alkışlarımız var. Bu organizasyonun emeği geçen ve bizleri teşvikleri yollandıran başta Sayın Başbakanımıza ve değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm atamaları ve kura sonuçlarını Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden takip edebiliriz. Emine Korkmaz hanımefendi İzmir'e atandı.